Orada bir köy var. O köy Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi Köyü. Abdi Köyü'nde örf, adet ve yaşam tarzlarıyla Türkmenlerin gelenek ve görenekleri korunuyor. Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük köyler hakkında geniş bilgilere yer vermeye devam ediyoruz. Bugün de ele aldığımız köy Abdi Köyü oldu. Abdi, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1907 yılından beri aynıdır. Nevşehir iline 65 kilometre, Kozaklı ilçesine 15 kilometre uzaklıktadır. Köy nüfusu 2020 yılında 185 olarak kayıtlara geçmiştir. Köyde erkek ve kadın nüfusu neredeyse eşittir. Erkek nüfusu 92, kadın nüfusu ise 93'tür. Köy adını Abdi Koca'dan almıştır. Rivayete göre yıllar önce iki kardeş bugün Abdi Köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılgedi'ye yerleşir. Bir diğeri olan Abdi Koca da köyde bulunan tepenin güneyine yerleştiği söylenir. Köye ilk yerleşenler arasında olan Abdi Koca köye adını vermiştir. Türkmen gelenekleri görülmektedir. Oğuzların Bozok köyünden Afşarların bir alt kolu olan Herikli Türkmenlerin yaşadığı Abdi Köyü 1954 yılında Kozaklı'nın ilçe olmasına kadar Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı olarak kalmıştır. Köyün gelenek, görenekleri Türkmenlerin bütün Türkiye'deki geleneklerinden pek farklı değildir. Misafire büyük hürmet gösterilir. Doğum, sünnet, asker uğurlama, nişan, düğün ve ölüm gibi hayatın geçiş dönemlerinde Türk kültürünün güzel bir örneğini alarak yeni biçimlerde devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Yaz törenlerinde saç yolmak, yüz ve yaka yırtmak adetlerine bilhassa kadınlar arasında rastlanılmaktadır. Abdi köyündeki Türkmenler Sünni Hanefi mezhebindedirler. Kuvvetli bir İslami hayat ve Türklük şuuruna sahip olan ve bir ara Dulkadirli ve Bozoluş içinde de kalan Herikli Türkmenleri Nevşehir ve Kırşehir'deki köy, kasaba ve şehir merkezlerinde özlerini muhafaza ederek hayatlarını sürdürmektedirler. Abdi köyü de sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Türkistan'daki Türkmen geleneklerinin yaşatıldığı bir Oğuz köyüdür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Herikli Türkmenleri çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla geçimlerini temin ederlerdi. Dolayısıyla Abdi Köyü'nün ekonomisinin de önemli bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Küçükbaş hayvancılık özellikle koyun yetiştiriciliği 1970'li yıllara kadar önemli bir geçim kaynağıydı. Ancak yurt dışına işçi olarak gitme, hızlı şehirleşme ve genç nüfusun başka iş alanlarına yönelmesi tarım ve hayvancılığın etkili bir biçim kaynağı olarak devamını zorlaştırmıştır. Sulanabilen tarım arazisi oldukça azdır. Hububat üretimi özellikle buğday tarımında büyük yer tutmasına rağmen günümüzde yeterli bir geçim kaynağı olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Az miktarda ayçiçeği ve pancar ekimi de yapılmaktadır. Aile sebzeciliği, bağcılık ve meyvecilik ekonomik değer ifade etmediği için bitmiştir. 1980 ve 1990'lı yıllarda ikinci el traktör ticareti canlanmışsa da günümüzde önemini kaybetmiştir. Köy toprakları verimsiz. Köy düz bir alanda kurulmuştur. Çalı Balma ve Bozat adlı iki dere ve onların oluşturduğu vadi dışında geniş düzlükler fiziki coğrafyayı teşkil eder. Bitki örtüsü olarak da Bozkır'da yetişen ve gün dönümüyle birlikte sararan otlar ve geven dışında tabii bitki örtüsü bulunmamaktadır. Dere boylarındaki söğüt ve kavak ağaçları ile köy içindeki son yıllardaki ağaçlandırma dışında yeşilliğe rastlanmaz. Ekilebilir toprakların %90'ında ancak kuru tarım yapılmaktadır. Abdi Köyü verimsiz tarım topraklarına sahiptir. Kaldırım tabir edilen eski ticaret yollarından biri köyün yakınlarından geçmektedir. Günümüzde Kozaklı ilçe merkezi ile Nevşehir, Kayseri ve Ankara'ya bağlayan asfalt yol güzergahına bağlıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk geçen karasal iklim görülmektedir. Eskiden derelerin gürül gürül aktığı köyde son yıllarda büyük bir kuraklık yaşanmaktadır. Köy, çevre illere ve yurt dışına göç veriyor. Abdi Köyü ahalisinin büyük ekseriyet Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir gibi civar illerle de bir kısmı da Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere göç etmişler. Küçük esnaflık, memuriyet ve işçi olarak hayatlarını kazanmaktadırlar. Abdi Köyü'nden pek çok kimse de yurt dışında Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika'da işçi ve küçük ölçekli işletmeci olarak çalışmaktadır.